Atatürk'ün yaverliği. Bir gün Atatürk'ün Vahdettin'in yaveri olduğuna ilişkin bir yazı okumuştum. Atatürk, 1. Dünya Savaşı sırasında Vahdettin ile birlikte Almanya gezisine çıkmış, ateş hatlarını dolaşmış, yapılan harekatı gözleriyle görüp incelemiş. Fakat hiçbir zaman onun yaveri olmamıştır. Vahdettin'in Alman İmparatoru tarafından yanına mihmandar olarak verilen Alman kolordu komutanı, Atatürk'ün savaş karşısındaki bilgisini hayranlıkla izledikten sonra ona şöyle soru sormuş. Siz veliahtın yaveri misiniz? Atatürk şöyle karşılık vermiş. Hayır, değilim ve olmam da. Bu kez Alman generali şöyle demiş Atatürk'e. O halde ne münasebetle yanında bulunuyorsunuz? Atatürk'ün karşılığı da şöyle. Böyle bir vazife aldığım için. Atatürk'ün Vahdettin'in yaveri olduğuna ilişkin daha önce de söylentiler kulağıma çalındı. Bu işi kurcalayıp esasını öğrenmeye karar verdim. Bir gün Çankaya Köşkü'nde böyle bir konu açılmış, görüşülüyordu. Profesör Doktor Afet İnan yaverliği kabul etmiyor, Atatürk veliahtın yaveri değil, müşahiti diyordu. Karşısında konuşanlar ise Atatürk'ün yaver olduğu tezinde ısrar ediyorlardı. Bu duruma sinirlenen Afet İnan ise hayır, Atatürk Almanya'ya yaver olarak değil, müşahit olarak gitti diye ısrar ediyordu. Afet Hanım bu konuşmadan çok sıkılmıştı. Kendi görüşünü öyle hararetle savunuyordu ki, hayır, Atatürk'ümüz hiçbir zaman padişah yaveri olmamıştır diye diretiyordu. Baktım o anda herkes bir şey söylüyor, hazır ortamda Atatürk de yok, ben de söze karıştım. Ne olmuş yaver olduysa? İşte şimdi de Cumhurbaşkanı oldu. İnsan padişah yaveri olduysa küçülür mü? Bu sözlerim Afet Hanım'ı çileden çıkarmaya yetti. Sinirlenip yanımızdan uzaklaştı. Doğrusu benden böyle bir şey beklemiyordu. O uzaklaşırken içimden kıs kıs gülüyordum.